Gel kırmızı ya. Abi gel kırmızı ya. Çek kopsun önümde ya. Üç. Şimdi nerede mi? 74. Evet. Bu tam babası, baban kaç denir? 2003'te. 2003'ten bu yani bu para, bu yığın, bu böyle. 2003'ten bu yani. Bu, bunun altındaki bir yıkma var ya saçlar, onlar ağardıktan sonra kesilecek. İster istemez kesilecek. Biz Paladay'ı 20 yıldır böyle tanıyoruz. Böyle de kalmasını istiyoruz. Paladay'ı hiç sevmiyoruz. Bakalım güzelim. Diğer cinsi geldi bak. Fenerbahçe Ofet kazandı. Eczacıbaşı spor salonunda 18'de başlayacak der. Yapıyoruz yani. İstediğin gibi şekil vermek gerçekten çok zor. Yani eşit anlamda matematiksel bayağı bir. Tam 74. Ben Bayburt'ta 28 yıldır esnaflık yapan Şerefşik. Pala amcamızla 14 yıldır aynı şekilde her gün olmak şartıyla bakımını yaparak bıyıkları kendisine özen göstererek işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani Pala Bayram ölmediği müddetçe nasip olursa hep beraber olacağız. 2003'ten beri bıyıkları kesmedim. Bir ara kestim. Ve tekrar devam ettim ve tepki aldım kestiğimden. Kestim de tepki verdiler, ya niye böyle kestin bıyıkları, biz seni böyle tanıdık. Bıyıkları bırakman lazım ve bıraktım, devam ettim. Bıyıklarımın masrafına gelince, bunlar 1-2 yıl önce 700 liraydı, şimdi 1400 lira oldu masrafı. Bıyıklarımın spreyi, badem yağı, bazı çeşitli malzemeleri var. Bunların hepsi şifre içinde 5 lirayken oldu 15-20 lira. Haliyle her gün de yaptığıma göre benim 1200-1400 lira masrafım var bıyıklarım. Devam edeceğim. Ettiğim kadar, gittiği kadar gidecek. Ölünce keserler. Ama sağken kesmeyi düşünmüyorum. Değerli muhabirimiz Özgür kardeşimizin aracılığıyla
İhlas Haber Ajansı'na da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İyi ki varsınız. Palanın bıyıkları tam 14 yıllık bıyıktır. Bıyığa düşkün olur. Bunun dedesi de öyleydi, babası da öyleydi. Atadan gelmiş toruna kadar gider o bıyıkları.